Öncelikle tabii bu böyle bir gün kutlanır mı kutlanmaz mı? Şimdi sosyal medyada bir arkadaşım mesela mesaj göndermiş bana. Espri yapmış güya ama sevgililer gününüz mübarek olsun diye. Hani ben kendisini uyardım. Uygun olmayabilir, sorarız yine de hocaya falan diye. Kaldırmış sağ olsun. Yani böyle söylemek, espri de olsa uygun olur mu? Böyle bir günü işte kutlamak. Dinleyicimiz de dedi, iş tamamen ranta dönüşmüş durumda. Tabii canım. Yani ona mı alet olmaktır? Biraz buradan başlayalım isterseniz. Şimdi Mustafa Bey, Batılılarda Hristiyan dünyasında, kapitalist sistemde daha doğrusu, adamlar bakmışlar, bu insanların paracıklarını nasıl çekeriz? Senede bir gün anneler günü, bir gün babalar günü, bir gün sevgililer günü, bir gün hayvanlar günü, bir gün kiliseler günü, bir gün bilmem papazlar günü, bir gün bilmem ne günü. 365 gün doldurmuşlar. Yani bugünlerde insanlar birbirlerine aynı şekilde en büyük bunlar yoğurtlarda Noel'dir. Noel'de de doruk noktasına çıkartıyorlar. Çılgınca alışveriş yaptırıyorlar. Niye? Vatandaşı, bizim oralarda bir tabir var. Şimdi dinleyicilerimizden çoğu bilmeyebilir. Sağmal inek denir. Yani bu işle meşgul olanlar bilir bu tabiri. Yani devam surette süt veren inek demektir bu. Sağmal inek, sağlayacak inek demektir. Devam süt veren inek. Vatandaşı bu şekilde böyle sağmal inek, süt veren inek kabul ediyor. Süt vermediği zaman da kesip atıyor. Hiç ilgilenmiyor. Hiç ilgilenmiyor. Dolayısıyla bu şekilde kurulan tezgahlardan birisi. Hatta mesela gazetelerde falan yazılıp çiziliyor bunun çıkış sebebi. Tamamen adam evli olduğu halde gayrimeşru olarak başka bir kız veya kadınla aynı şekilde ilişkisi var. O günü kutlamak şekliyle aynı şekilde ortaya çıkartılmış ve sonra da ranta dönüştürülmüş bir iş. Şimdi sevgililer günün kutlu olsun. Yani mübarek olsun denmez çünkü mübarek günlerden değil. Milad takvimde hiç mübarek gün yok. Kutlu doğum haftası yok. Yok. O da sonradan uydurulmuş mesela. Dolayısıyla mübarek olsun, hayırlı olsun böyle bir şey denmez. Bir Müslüman buna da itibar etmez. Batı kaynaklı olan bunların hiçbirisine aynı şekilde iltifat etmez, itibar etmez. Fakat Hristiyanlar olsun veya Yahudiler olsun yahut da putperestler olsun, dinimizin bildirmiş olduğu bir ölçü ve hüküm var. Nedir o dinimizin bildirmiş olduğu ölçü ve hüküm? Dinimiz diyor ki herhangi bir dinin, bu putperestlik olur, kitaplı kafirlerin yaptığı olur, dini olarak yapmış oldukları ve kutsallık yükledikleri herhangi bir şeyi kullanmak, yapmak, ona değer vermek imanı götürür. Onlar gibi olmak olur çünkü. Evet. Yani onların dini gününe, mesela niye biz Noel'de yükleniyoruz? Noel çünkü onların dini günü. Niye mesela Mart'ta gelecek? Ha, Türkiye'de aynı şekilde o da kanunan çıkarttı, resmi bayram ilan etti. Tamam, o kanunun çıkardığı bir şey. Ama bir Müslüman ona itibar etmez. Niye? Bu mecusilerin uydurmuş olduğu Nevruz'a. Yani onu kutlamaz. Bir alakası yok. Ama efendim devlet kutluyor. Devlet kutluyor hocam. Devletin aynı şekilde kutlaması. Devlet sana demiyor ki gel bunu kutla diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Devletin bir sürü aynı şekilde resmi tatilleri var. Ama bir Müslüman Nevruz'un, Mecusilerin, ateşperestlerin bir bayramı olduğunu bilir. Hatta kitaplarda İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Noel'de ve Nevruz'da normal günlerde yapılanın dışında ekstra bir şey yapmak o günü değer vermek olur. Kıymet vermek olur. Ve Allah-u Teala korusun iman gider buyuruyor. İman gider. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Ama benim niyetim Mustafa Bey, taatlarda niyete bakılır buyuruyor kitaplarda. Haramlarda niyete bakılmaz. Biraz açabilir misin? Şimdi ben namaz kılıyorum mesela. Bakıyorlar Osmanlı bu namazı niye kıldı? Allah-u Teala'nın emri yerine getirmek ve ihlasla kıldı. Ha tamam diyorlar, geç. Niye kıldı? Orada çok kimse vardı. Herkes görsün. Bu namazında niyazında bir adam. Osmanlı'nın niyeti insanlara kendisine namaz kıldırdığını, ibadet ettiğini, takva ehli olduğunu göstererek insanları tokatlamak. Niyetim bu. Ha, melekler bakıyor. At gitsin çizgiyi, atıyorlar onun çöpe. Taatlarda. Ama haramlarda veyahut da imanı gideren hallerde niyete bakılmaz. Mesela şimdi çok kimse yaratmak kelimesini şakır 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 kullanıyor. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Efendim ben o niyetle kullanmıyorum. Hangi niyette kullanırsan kullansın. Yaratmak Allah-u Teala'nın dışında hangi niyette kullanırsa kullansın mahluklar için kullanıldığı zaman insan dahil küfür olur. İmanı götürür buyuruyor. Şakası yok bu için. Dolayısıyla Hristiyanların Noel'ini, Mecusilerin aynı şekilde Nevruz'unu
dini günlerini veya da Hristiyanların paskalyalarından herhangi birisini veya Hristiyanların boyunlarına takmış olduğu o istavroz denen haçı hangi niyetle takarsan tak veya bir papazların bellerine kuşandığı o zünnarı hangi niyetle yaparsan yap, içkiyi hangi niyetlerse içersen iç, hırsızlığı hangi niyetle yaparsan yap, zinayı hangi niyetle yaparsan yap. Efendim benim niyetim kötü değil falan. İstediğin kadar niyetin aynı şekilde düzeltir falan filan. Bunlarda niyet önemli değil. Yaptığın an haram işlemiştir ve bitti. Hiç bakmazlar. İyi niyetle yapıldı falan yok. Haramlar iyi niyetle yapılmak suretiyle haram olmaktan çıkmaz buyuruyor. Ancak taatlar, ibadetler iyi niyetle, düzgün niyetle yapıldığı zaman bunun karşılığında ecir, ücret, sevap verilir buyuruyor. O iyi niyetle Allah rızası için. Evet, Allah rızası içindir. Onun için mesela biz ısrarla diyoruz ki tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı niçin tavsiye ediyoruz? Sebebi bu. Dikkatli bir şekilde okuya, okuya, okuya insana bu anlayışa ulaşıyor. Ha diyor, bu din, şakası yok bu işin. Din şakası yok. Bazıları mesela hatırına geliyor. Efendim niçin böyleymiş falan. Altyapı yok ya. Kendi kafasındaki nefsine göre düz mantıkla hareket ediyor. Efendim diyor, bu diye böyle olmazsa diyor, bilmiyorum ki diye, ne lazım ki, niye böyle oldu ki falan filan kendine göre konuşuyor. Ya en çarpıcı misal olarak bugün hani köydeki bile biliyor artık bunu. Trafik lambaları var. Kırmızıda durarsa durursun, yeşilde geçersin. Yok arkadaş ya. Niye koymuş, kim koymuş bunu, niçin koymuş bunu falan. Arkadaş, kuralı koyan koymuş, sana düşen itaat. Yeşilde durup kırmızıda geçebilir misin? Geçenleri görüyoruz bazen. Allah rahmet eylesin, kabire götürüyorlar. Değil mi? Evet. Efendim ben bir kurtulduydum. Bir kurtulursun, iki kurtulursun. Çekirge bir sıra, iki sıra. Ondan sonra pat diye gider. Pat diye gider. Dolayısıyla mesela şimdi kendi ülkemizin, devletimizin kanunları var. Canım bunu da kim çıkar diye, böyle kanun mu olurmuş falan. Ben bunu tanımıyorum. Ve tanıma. Tanıma. Benim kafam bunu almadı. Ne almasın? Yaptığını anlattım. Götürle koyuyorlar içeriye. Hapishanede bol bol onun aynı şekilde sebebini düşünür durursun. Tamam? Sebebini düşünür durursun. Kuralı koyan koymuş. Şimdi insanlar kendi aralarında toplu halde yaşarken belli kurallar koyup o kurallara kendileri uymak mecburiyetinde hissediyor da Allah-u Teala her şeyin sahibidir. Kulunun, yarattığı kulunun dünyada rahat ve huzurlu olması için, ahirette de ebedi saadete, cennet nimetlerine kavuşması için Cenab-ı Hak da kurallar koymuştur. Kanunlar koymuştur. Dolayısıyla bu kurallar, bu kanunlar aynı şekilde kitaplarda bildirmiş. Peygamber göndermiş. O kitaplarını açıklamış. Ondan sonra o peygamber aleyhissalatü vesselam varisleri gelmiş. Onlar da fıkıh ve iman kitaplarına bunları yazmışlar. Dolayısıyla bunlara ittiba etmekten başka alternatifin söz konusu değil. Mesela Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri küfrü, yani imanı gideren halleri anlatıyor. İmanı gideren halleri anlatıyor. Mesela tazimi, tahkir, tahkiri, tazim küfürdür. Yani İslamiyet'in emirlerinden birisini hafife almak, onunla dalga geçmek imanı götürür. Veyahut da İslamiyet'in yasak ettiği haramlardan birisini veyahut da küfrü icap ettiren bir şeyi metüsena etmek imanı götürür. Öyle buyuruyor. Canım bu niye götürsün falan. Ya kural bu. Kural bu. Koyan da Allah-u Teala. Koyan da Allah-u Teala. Dolayısıyla sana uymaktan başka bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki gayrimüslimlerin dini günlerine itibar etmek, onlar gibi yapmak imanı tehlikeye sokar. Ha, adet olarak yaptıklarını yapmak imanı zarara sokmaz ise de bir hadis-i şerif var. Men teşebbehel kavme diye başlıyor. Ne demek diyeceksiniz? Herhangi bir kimse hangi kavme benziyorsa, benzemeye çalışıyorsa onlardan olur. Yavaş yavaş altyapısı, kültürü, bir bakarsın ki adı Ahmet'tir ama yaşayışı Hristiyanlıktır. İslamiyetle alakalı hiçbir şey kalmamıştır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Öldüğü zaman sadece Müslümanlar gibi yıkanır, kefenleri, cenaze namazını kılarlar, götürürler, Müslüman mezarlığını gömerler ama aslında iman gitmiş ve kafir olmuştur. İman gitmiş, kafir olmuştur. Geridekiler de zanneder ki o aynı şekilde imanlıydı. Bunun hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yavaş yavaş oğra çeker. Bu sebepten dolayı sevgililer günüydü, babalar günüydü, analar günüydü, dedeler günüydü falan, bunların hepsi uyduruk şeylerdir. Bizimle alakalı değildir. Bizim kültürümüzle alakalı değildir. Hatta ölüm yıl dönümü, vefat yıl dönümü, 52. gecesi, 40. gecesi hep onlar uydurmuşlar bunu. Hep öyle. Halbuki Müslüman her cuma gecesi anasını babasını hatırlar.
Her cuma günü hatırlar. Kabrini ziyaret eder eğer yakınındaysa. Değilse bir Fatiha, üç İhlas okuyup aynı şekilde gönderir. Her zaman hatırlar. Her zaman. Beş vakit namazda aynı şekilde hatırlar. Konusunu komşusunu her zaman hatırlar. Bir sene bekleme mecburiyeti yok. Anasını bir sene bekleme mecburiyeti yok. Her zaman telefon eder. Uzaktaysa gönlünü alır. Her zaman yapar bunu. Dolayısıyla bunun bizimle bir alakası söz konusu değil. Ha, imanı götürür mü? İmanı götürmezse de tehlikeli şeylere yanaşır.